kullanılıyor? Bize biraz anlatır mısınız? Fişe takılı şekilde mi kullanılması gerekiyor? Evet, fişe takılı şekilde kullanılması gerektiği görüldüğü gibi burada basınç haznesi ayarlanıyor. Ve buna göre elektrik akımı geçerek göğüsten sütü çekmeye yarıyor basınçla birlikte. Fakat elektrik akımıyla çalıştığı için anne burada sütünü sağarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybedebilir. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor ve elektrikli göğüs pompalarının tercih edilmemesi gerekiyor. Uluslararası Lansano Emzirme Araştırmaları Derneği'nden aldığımız verilere göre 12 ay üzeri emziren anne sayısı ile ilgili bir araştırma yapılmış ve bu araştırmanın sonucunda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Çin gibi yüksek gelişmişlik düzeyi bulunan ülkeler arasında Türkiye dünyada ilk sıralarda. TÜİK 2019 verilerine göre 15 yaş ve üzeri kadın nüfus sayımız 30.865.000. Bunlardan 8.661.000 kadınımız ise şu an iş hayatında ve %30 oranında ise çalışan ve emziren anne sayımız var. Ülkemizde çalışan ve emziren anne sayısı yüksek olduğundan dolayı gerek 4857 sayılı iş kanunu gerekse 654 sayılı devlet memurları kanunu gereğince emziren ve çalışan annelere önemli hak ve ayrıcalıklar tanınıyor. Bunlardan en önemlisi emzirme süresi. İlgili kanunlarda ilk 6 ay boyunca günde 3 saat olmak üzere sonrasında günde 1,5 saat emzirme süreleri tanınıyor. Yaptığımız çalışmalarda anneler, çalışan ve emziren annelerin işini kaybetme korkularından dolayı, iş yoğunluğundan dolayı ya da kariyerinde yükselememe korkularından dolayı emzirme süresini yeterince kullanamadıkları ya da annelerin böyle bir haktan hiçbir şekilde bilinç sahibi olmadıkları kanısına vardık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda ünlü bir internet sitesine giren emziren ve çalışan annelerin 100 kadından 41'inin göğüs pompasına yöneldiklerini ve yüksek oranda taleplerin ve satış oranlarının arttığı sonucuna varmış olduk. Göğüs pompaları çok tercih edilmekte çalışan ve emziren anneler tarafından. Fakat göğüs pompalarının çeşitleri bulunmakta. Bunlardan en önemlisi de çalışan ve emziren anneler vakit bulamadıklarından dolayı pil değiştirme ya da şarj olanakları olmadıklarından dolayı elektrikli göğüs pompalarını tercih etmekte. Fakat bilinen rakamlara göre dünyada bir kadın emzirme sırasında göğüs pompasından, Türkiye'de ise bilinen rakamlara göre en az 10 vaka süt sağım cihazlarından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlenmiştir. O yüzden elektrikli göğüs pompalarının kullanımını annelere önermiyorum. Annelerin yasal haklarının farkında olmaları gerekiyor ve bu konuda yöneticilerin çalışan ve emziren annelere gerekli bilgilendirmeleri yapmaları ve bu yasal hakları kullanmaları konusunda onları teşvik etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda elektrikli göğüs pompalarının yerine manuel ya da şarj edilebilen göğüs pompalarını tercih etmeleri daha doğrudur. Birçok anne gibi ben de elektrikli kullanıyorum. Tek şansımız, imkanımız o. Hani normal el manuel olanlar elimizi yoruyor ve zaman kaybı yaşatıyor. O nedenle elektrikli pompayı kullanıyoruz. Zararlarını bilmiyordum. Hocamız sayesinde öğrenmiş oldum. Ama kullanmaya devam edeceğim. Başka bir imkan maalesef elimde bulunmuyor. Ben daha önce elektrikli pompaların zararlı olduğunu bilmiyordum. Ben de yeni öğrendim. Evet, tercih ettim. Hatta benim kullandığım pompanın tipi daha komplike olan hastane tipi sağma makinesiydi. Diğer normal satılan elektrikli pompalara göre daha komplike bir çalışma düzeneği vardı. Tercih ettim çünkü manuelle sağmak çok zor bir anne için. Hele ki yeni doğum yapmış bir anne için çok zor. Bir de çalışıyorsa, kısıtlı zamanda bu sağma işlemini gerçekleştiriyorsa elektrikli her zaman daha çok tercih ediliyor diye düşünüyorum.